Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının 7. haftası 4. videosundayız. Bu videoda teğet çember alan ilişkisini ve ağırlık merkezi alan ilişkisini anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İçte çember alan ilişkisi. Bir kere içte çemberin merkezi neresiydi arkadaşlar? Açı ortayların yani iç açı ortayların kesim noktasıydı. İçeriden teğet çember de çizebilirler tabi böyle ama gerek yok. Biz bunu duyduğumuz zaman iç açı ortayların kesim noktası olduğunu biliyorduk. Zaten bunu duyduğumuz zaman da içeriden T çember çizmiyorduk. Oradan I'dan geçiriyorduk. Bunlar açı ortay oluyor diye söylüyorduk. İşte çember ben alınış ikisi olduğu zaman arkadaşlar buradaki alanlar kenarlarıyla doğru orantılıdır. Yani atıyorum burası 3, burası 4, burası 5 ise atıyorum. 3'teki alan 3A ise 4'teki alan 4A, 5'teki alan da 5A diye söyleyebiliriz. E hocam bunun sebebi nedir diye soracak olursanız sebebi çok basit. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Hocam şu dikmeyi haç dersem Buradan buraya çizilen dikme de aç değil midir? Kollara çizilen dikmeler eşit. E burada da açı ortayda kola bir dik çizsem şöyle. Burası taş mıdır? Evet. Bakın yükseklere eşit olan üçgenler oldu. Hani tepe noktaları aynı olan üçgenlerde oradaki temel mantık da yükseklerin eşit olması değil miydi? Üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılı değil miydi? Evet. E o zaman burada da yükseklikler eşitse alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. E o zaman dediğimiz gibi biz böyle bir şey gördüğümüz zaman eğer burası ise yani işte çemberin merkezi ise Atıyorum burası 2, burası 3, burası 4 ise 2'deki alan 2A ise 3'deki alan 3A, 4'deki alan 4A diye bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Tamam e, Bunu bileceğiz. Başka bununla ilgili formülü yazmış mıyım burada? Yazmam. Biliyorsunuz formülsüz, e, formülcü zihniyete sahip olmadığım için yazmam. Arkadaşlar, e, işte çember alan ilişkisinde bir de şöyle bir şey diyorlar. Çevreye 2U dersek, bak çevreye 2U dersek, alan diyorlar, U çarpı R diyorlar. Yani çevrenin yarısı çarpı R diyorlar. Ya gerek var mı? Yok. Bu e, H dediğim aslında benim nedir arkadaşlar? Bunlar R'dir. Çünkü içeriden teğet çember çizdiğimizde o çemberin nesidir? Yarı çapı olduğundan dolayı arkadaşlar. H dediğimiz R ise. E hocam üçgenin alanını yazalım. Bak formüle gerek kalmadığını gösteriyorum. A çarpı R bölü 2 artı B çarpı R bölü 2 artı C çarpı R bölü 2 olduğundan ee, R parantezini aldığımız zaman A artı B artı C bölü 2 geldi. Çevre bölü 2 çarpı yarı çap. Gerçekten de U çarpı R formülünü elde ettik mi? Ettik. Bilmeye gerek var mı? Baş ver yesin ya ne gerek var? Bilmeye gerek var mı arkadaşlar? Yok. Yani U çarpı R'yi bilelim. Şunu yapalım bunu yapalım. Gerek yok. ÖSYM sormaz zaten. Yani sorsa bile U çarpı R diye formülünü verip öyle sorar. Zihninizi boşu boşuna meşgul etmeyin. Geldik soruya. 35. örneğe. Arkadaşlar 9 verilmiş 15 verilmiş. Ne üçgeni bu? 9, 12, 15 üçgenden 12. A bu açı ortay bu açı ortay. Açı ortayların kesim noktası D. Her zaman I'la gösterilmek zorunda değil tabii ki. Buradaki taralı alan soruluyor. E o zaman bak işte yetişen çember alan ilişkisi var. Ben bir üçüncüyü de böyle çizecek olursam ne olmak zorunda? Bu da açı ortay olmak zorunda değil mi? Evet. E ne oldu arkadaşlar? Buradaki üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. E o zaman 9, 12, 15 ise ya buraya 9A, buraya 12A, buraya 15A diyebilirsiniz aslında. Hadi diyelim. 9A, 12A, 15A. Ben 3'e bölmüş halini yazacaktım da. 3, 4, 5A şeklinde yazacaktım ama. Çok da kasmaya da gerek yok. Tamam. Tabanlarıyla doğru orantılı yazdık. E hocam taralı alan isteniyor benden. Yani 21A isteniyor. Ne yapacağız? E ben tüm alanı bulabilirim. Tüm alanı nasıl bulabilirim? Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani tüm alan kaç? Toplayalım bakalım şunları. Şu... Ee, 15 12 daha 27 değil mi? İşlem hatası yapmayayım. 27 36 mı? 36 a'yı ben ne bulurum arkadaşlar? 36 a bir daha hesaplayayım da sıkıntı olmasın. Şu ikisi 27 9 daha 36 a evet. 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. Hocam buradan 36 ile bu 9 sadeleşince 4 yaptı. 4 ile 12 sadeleşince 3 yaptı. A'yı buradan kaç bulduk? 3 bölü 2 bulduk arkadaşlar. Tamam. Şurası 9. 3 bölü 2 bulduğumuzu şöyle gösterdik. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 21A isteniyor. O zaman 21A'da taralı alan 21A 21 çarpı kaç? 3 bölü 2 olacağından cevabımız da kaç çıkıyor? 63 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Yani 35. örneğimizin cevabı ne oldu? 63 bölü 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir dik üçgenin hemen dik üçgeni çizelim arkadaşlar. Hop şöyle rastgele bir dik üçgen çizdik. Çizince bakalım dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 birim ve işte çemberin yarıçapı 2 birimdir. Hocam işte çemberin yarıçapı içeriden teğet çember mi çizelim? Hayır. İşte çemberin yarıçapından bahsediyorsa bence açı ortay, açı ortayların kesim noktası diyoruz ama bazen doğru olmayabilir. Şimdi soruya bakınca sanki oradan çözülmeyecekmiş gibi hissettim ama neyse işte çemberin yarıçapını 2 vermiş. Tamam işte çemberin yarıçapını 2 verdiyse şu işte çemberin yarıçapı nedir? Şunları şöyle çizdiğim zaman açıortayları ortayları çizdiğim zaman açıortayların kestiği yer işleyen çemberinin nesidir arkadaşlar? Merkezidir. Hatta burası da 45-45 geldi arkadaşım. E burası merkezi ise işte çemberin yarıçapı dediğimiz yer nedir arkadaşlar? İşte şu kollara çizilen dikmeler değil midir arkadaşlar? Evet. Şuradaki dikmeleri kaç vermiş bana? 2 birim, 2 birim, 2 birim vermiş. 2 birim vermiş. E hocam bunun tamamı 6 6'ydı tamamı 6 ise bak burada 90 90 90 burası da 90 oldu dikdörtgen oldu burası 2 ise karşıtı 2 burası da 2 yani bir kare oldu tamamı 6 idi o zaman buraya kaç kaldı 4 hocam açı ortayda kolları çizilen eşit ayırdıkları yerler de eşit 4 hocam burası A ise açı ortayda kolları çizilen eşit ayırdıkları yerler de eşit olduğundan burası da A olacak e sonrasında ne çıktı arkadaşım şurası kaç 6 burası A artı 4 burası da A artı 2 yani A artı 4'ün karesi Pisagor bağıntısı A artı 2'nin karesi artı 6'nın karesinden işlem işlem işlemle A'yı bulur muyuz? Buluruz. İşlem işlem işlemi duyanlar hemen dedi. Ne var orada? Hocam 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10. Koy bakayım şuraya A yerine 6 koyarsak burası 8 oluyor. 6, 8, 10 sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandı. Bizden de A'yı bulduk. 6, 6 bulduk A'yı. Bizden de bu dik üçgenin nesi isteniyor arkadaşlar? Alanı isteniyor. E Dik üçgenin alanında dik kenarlar belli mi? Belli. O zaman alan dediğimiz 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den kaç çıkacaktır? 24 çıkacaktır. Evet örnek 36'nın cevabı böylelikle 24 bulduk. Ve işte çember alan ilişkisini bitirdik. Öyle çok nadir soru gelir mi? Bilemeyiz. Gelse bile böyle bu şekilde gelebilecek soruları da yazdık zaten. Gelse de rahat bir şekilde yaparsanız bu tabanlardaki oran alanlardaki orana eşit olduğunu bildiğiniz zaman çoğunlukla sorular bu şekilde geliyor zaten yaparsınız büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet ağırlık merkezi alan ilişkisi en önemli en önemli değil de önemli yerlerden biri. Şimdi niye? Ya alışkın olmadığımız bir tekniği yöntemi kullanacağız. Özellikle paralel kenarda dikdörtgende karede de yamukta da karşımıza gelebilecek. Özellikle paralel kenarda çok geliyor arkadaşlar. Tabii ki üçgende de geliyor. Arkadaşlar ağırlık merkezi alan ilişkisi dediğimiz şey şu. Kenar ortayları çizdiğin zaman şurada 6 bölge var ya bu 6 bölgenin altısı da aynı alana sahiptir. Niye? Çünkü şu alanları A alanları yokmuş gibi düşünün. Bu kenar ortaya bu kenar, kenar ortaya ya. Hocam burası A iken burası 2A olduğunu biliyoruz. E o zaman buradaki üçgenden başlayalım. A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A'dır. 2 eşit parçaya böldüğü için bunlar da A, A diye paylaştı. E sonra hocam devam edelim. Çizgide kalan A ise çizgide kalan A'dır. Sonra A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A'dır. Bunları da A, a diye paylaştım bunlardan dolayı. Evet gördüğünüz üzere 6 eşit parçaya böldü. Bu önemli bir durum. Özellikle kenar olduğu zaman böyle alan dağıtırken alan dağıtmada bize pratiklik sağlıyor. Özellikle kenar ortaylıklar varsa böyle kenar ortaylarının kesim noktası yani ağırlık merkezi sağlanıyor mu diye bakın ağırlık merkezinde sağlanıyorsa hemen şu bilgiler aklınıza gelmeli. 6 eşit parçaya bölmesi ya da dikkat ederseniz hocam burası da 2A burası da 2A burası da 2A ya yani ağırlık merkezinden şöyle köşelere gittiğiniz zaman şurada oluşan üçgenlerin alanları da nedir? yine birbirine eşittir. Sebep bak 2A. 2A 2A olduğundan dolayı. Şu özellikle bu çok önemli. Bunu da bazen kullanabiliyoruz arkadaşlar ama sen bunu biliyorsan zaten bunu da rahat bir şekilde yaparsın. Özellikle kenar ortaklıklar olduğunda alan dağıtacağın zaman acaba ağırlık merkezi var mı diye kendini bir sorgula. Tamam çok işine yarar. Ha yok ben sorgulamayayım eski bilgilerimle yapayım diyenleriniz olabilir. Sıkıntı yok ama şu işimizi gerçekten kolaylaştırıyor alan dağıtarak ispatını alan dağıtarak yapıyoruz zaten alan dağıtarak da ispatını da yapabilirsiniz ama dediğim gibi bak her şeyi böyle bilin demem bunu en azından bilin mesela burada siz burada eşitlik verilmiş eşitlikler verilmiş sen burada bu eşitleri bilip de şurada oranlama bulmak istiyorsan ne yaparsın şuradan bir paralel çizersin ya da ne bileyim şuradan paralel çizerek o oranlamayı o şekilde kullanabilirsin ama artık sana bir tavsiyede bulundum ee, ne dedim? Kenar ortaklar olduğu zaman ağırlık merkezi var mı yok mu diye incele. Bak bu kenar ortay bu kenar ortay. Aa hocam ben bunu böyle çizersem. Bak kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. Ve bundan sonrasında daha rahat bir şekilde dağıtırsın. Hocam ağırlık merkezini gördüğün zaman da 6 eşit parçaya bölmesi için diğer ağırlık merkezinden geçen doğruyu da çiz tabii ki. Hocam burası A, 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 A. Ve bu önemli. ÖSYM de önem veriyor arkadaşlar buna. E sonra ne yapacağız? Burası kaldı. E hocam ben buraya A, buraya A, buraya A dersem. E A'da kalan bak tepe noktası A iken A'da kalan 3 A ise A'da kalan burada da 3 A mıdır? Bitti gitti. Alan A, B, C, A, B, C, 3, 6, 9. 9 A'yı 54 vermiş. A'yı buradan kaç bulurum? 6. Bizden ne isteniyor? 3, 4, 5. 5 A isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Gördünüz mü ne kadar hızlı ve daha seri bir şekilde hareket ettik. O yüzden kenar olduğu zaman böyle oranı bulursunuz. Ben size burada oran bulmayı öğrettim ama ağırlık merkezinde varsa özellikle kenar ortaklarda ağırlık merkezinden gitmeniz şiddetle tavsiye edilir. Evet ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri. Arkadaşlar hocam analitiği işlemedik ama e, be, hepimiz biliyorsunuz sayı doğrusu da buranın 4 birim, 4 birim. E, hocam buranın 2 birim oldu. E, buranın da 2 birim. Buranın 3 birim. Buranın da 3 birim oldu. Aa ne çıktı? Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit. Benden burada kalan isteniliyor. Bak kenar ortay kenar ortay var. Bak şuradan paralel çizerek yine Oran bulabilirsiniz. Bak ort tabandan 1 çıktı. Hocam burada 1'e 2 oran var. A iken 2A deyip sonra alan dağıtmaya başlayabilirsiniz ama yükünüz çok fazla olur burada. Gerek yok. Kenar ortaylar olduğunda kendinizi sorgulayın. Ağırlık merkezi var mı? Hocam kenar ortay. Hocam kenar ortay. He, o zaman ben böyle bir üçgen oluştursam iki kenar ortayın kesim noktası işte tam olarak burası ağırlık merkezi oldu diyebilirsiniz. E madem burası ağırlık merkezi Ağırlık merkezi alanı ilişkisinde ben 6 eşit parçaya böldüğünü bildiğim için şunu da çizmeliyim. E ne oldu? 6 eşit parçaya böldü. A, 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 A yazdık. E hocam benden 2A isteniyor. Bak dik üçgen alanını bulabilirsin sen. O dik üçgenin alanında 6A değil mi? 6A. 6 çarpı 4 bölü 2 eşit değil midir arkadaşlar? E A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz ama bizden 2A isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Bakın çok kolay bir soruymuş değil mi? Evet bu soru zamanında geldi. Arkadaşlarınız çoğunlukla hep böyle benzerlikten oran bularak bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya da farklı yollar deneyerek yapmaya çalıştı. E, o anda sürede sıkıntı yaşadılar. Farklı yollardan yapmaya çalışan arkadaşlar. Evet ben size bak şeyi verdim bilgiyi verdim. Kenar ortaylar olduğu zaman ağırlık merkezi var mı diye bakın. Özellikle alan dağıtma sorularında aşırı derecede işimize yarıyor. Ve geldik örnek 39'a. Hocam ağırlık merkezi verilmiş. Bunlar paralel, bunlar paralel verilmiş. G kaçtır diye soruluyor. Şu özelliği bilen arkadaşlar şey yapar aslında. Hocam şu e, özellik ağırlık merkezinden böyle paraleller çizildiği zaman şu parça, şu parça, şu parça birbirine eşittir. Bunu bilen insan hemen şunu şöyle çizer. Hocam bunu böyle çizecek olursak çift çizdeki 4 4 ise çift çizdeki 4 yine alan dağıtalım çift çizdeki 4 E hocam burası tüm alanın 3'te 1'iydi. Hop bunu da çizersem Hocam bu alan bu alan bu alan birbirine eşit. 4 8 12 ise burası da 12 burası da 12 deyip sonuca ulaşır mısınız? Ulaşırsınız. Ama bilmiyorsanız ne yapacaksınız? E tabi ben de bilmiyor olan taraftarım, taraftarım. şimdi. Ben de mesela biliyorum ama yani sorusu gelse öğrenci gelse yanıma şey daha yaparım. Daha değişik işte bu özellikli böyle falan filan diye yapmam. Nereden geldiğini gösteririm özelliği. E, öncelikle birlikte yapalım isterseniz bunu. Ağırlık merkezini kullanmamız lazım. Hocam ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? 3 tane ihtimalin var. Ya B'den çizeceksin ya C'den çizeceksin ya A'dan çizeceksin. İstediğin yerden çiz istediğin yerden çıkar kardeşim. Ağırlık merkezi çizdiğin zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Ama sadece kenar ortay değildir. Hocam 1'e 2 oran vardır. Eyvallah. E 1'e 2 oran varsa hocam o zaman burada şu paralelliği kullanırım. A ise burası nedir? 2A'dır. E hocam burası 3A ise burası da 3A'dır. A 1'e 2 oran burada da var. Burası da A burası da 2A. Bak 3 eşit parçaya bölmüş olduğunu ispatladık mı? İspatladık. E oranlamalar bulduk. Alan dağıtabiliriz. Alan dağıtabiliriz artık. Hadi dağıtalım bakalım. Hop şöyle çizdim. A'da kalan bak 4 alanı ya 2 eşit parçaya bölünecek. Hocam burası 2 yapar. Burası da 2 yapar. A'da kalan 2 ise 2 A'da kalan 4 yapar. E sonra bunu çizersin. Hocam burası da 4 yapar. Farz edelim şunu fark edemediniz. Şu 3 eşit parçaya bölüyordu ya. Alan dağıtmaya devam et. K'da kalan 6 ise 2 K'da kalan 12 dersin. Hocam K'de kalan 6 ise burada da 2 K'de kalan 12 dersin. E 12 12 12 cevabı ulaştın. Alan ABC kaç yaptı o zaman? 36 yaptı. Hiçbir şekilde özelliği de kullanmamış olduk arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Örnek 39'da 36 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet güzel bir soru. Bir bahçe ABC üçgeni şeklindedir. Eşit hızdaki 3 hareketli bahçenin ağırlık merkezinden. Ağırlık merkezi. Merkezinden bahçenin kenarlarına doğru aynı anda hareket ediyor. Arkadaşlar burada 3 tane hareketli varmış. Ve bahçenin kenarlarına doğru aynı anda hareket ediyorlarmış. Hareketlerden biri AB kenarına en hızlı 3 dakikada. Arkadaşlar burası AB kenarına şöyle de gidebilir, böyle de gidebilir, böyle de bir sürü seçeneği var. Ama en hızlısını, en hızlısını gitmek için en kısa yoldan gitmesi lazım değil mi? En kısa yolda arkadaşlar AB kenarına çizilen en kısa yükseklik değil midir? En kısa yolda bu değil midir? Evet. Sonra aynı şekilde AC kenarına en hızlısından ve BC kenarına en hızlısından gitmesi demek ne demek? Hocam şu dik ve şu da dik olması demek. Şimdi bir kere arkadaşlar gittikleri yollar bakın x eşittir v çarpı d değil mi? Hani yol hız çarpı zaman eşit değil mi? E buradaki biri 3 dakikada gitmiş, biri 5 dakikada gitmiş, biri de 6 dakikada gitmiş. Bunlar da eşit hızdaki 3 hareketli değil mi? O zaman gittikleri yollar dakikalarla doğru orantılı değil midir arkadaşlar? Yani bu e, AB kenarına en hızlı 3 dakikada gittiyse buranın yolu 3 ise öbürü de 5 dakikada gitmiş AC kenarına buranın yolu 5 xtir Öbürü de 6 dakikada hızları eşit olduğu için burası da 6 xtir Yani gittikleri sürelerle doğru orantılıdır arkadaşlar buradaki uzunluklar. Evet 3x, 5x, 6x'i yazdık. Tamam. Bahçenin çevresi 63 cm olduğuna göre diyor. AB kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi ağırlık merkezini kullanmak zorundayım. Bakın soruyu yorumluyoruz. Birlikte yorumlayalım. Ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezinden buraya dik çizilmiş ve senden AB isteniyor. Bak AB verilmemiş ama çevresi verilmiş. AB isteniyor. Bak taban var tabana ait yükseklik var. Ne yok? Üçgen yok. Hemen üçgeni oluştur o zaman. Bak şu doğrusal olacak demiyorum. Üçgen oluşturdum. Ha üçgen oluşturunca ne gelecek aklına? Alan. A hocam ağırlık merkezinde bu alan. Hatta diğer üçgeni de oluştursam. Çünkü çevre var bu, iş, bu kenarda işin içerisinde e, ee, bu kenarda işin içerisinde. E, ee, o üçgenleri oluşturduğum zaman ne oldu? Ağırlık merkezi burası. Buradaki alanlar tabanlarıyla doğru orantılı diyecektim ama değil. Buradaki alanların hepsi birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Değil mi? Evet hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Madem buradaki alanların hepsi birbirine eşit. E ben şuraya A alanı yazayım. Buraya da A alanı yazayım. O zaman buraya da A alanı yazayım. Bu alanlar birbirine eşitse arkadaşım alanları yorumlayacağım. E hocam o zaman yükseklikleriyle tabanlar doğru orantılı mı? Değil. 3A, 5A, 3A, 5A ve 6A yazarsan şu hocam 3 çarpı 3 bölü 2, 5 çarpı 5 bölü 2 eşit oldu mu? Hayır. Yani bunların eşit olmasını bekliyoruz ya. Yani yükseklikleriyle aslında doğru orantı değil. Ters orantıdır. Ya da şöyle düşünün. 3, 5, 6. Kaçta birleşiyor bunlar arkadaşlar? 30'da mı birleşiyor? Evet 30'da birleşiyor. Hocam o zaman ben buraya 15A dersem yok 15 değil 30'da birleşmesi için. Çünkü bak 6, 5 ve 3 istersen şey de diyebilirsin 90 da diyebilirsin sıkıntı yok. 6 kere 5 30 3x de bu 90 diyebilirsin aslında. Hocam bunu 90 yapan değerde düşünebilirsin. Ya da ben en, en şeyini düşündüm Ebo bunu düşündüm. Burada 6, 5 ve 3 kaçta birleşiyorlar arkadaşlar? 30'da birleşiyorlar Ebo bunu aldığınız zaman. E 30'da birleşiyorlarsa hocam burası 10A dersem çarpımları 30 olursa. Çarpımların 30 olması için burası 6A olur. Çarpımların 30 olması için de burası da 5A mı olur? Evet. Tabanlar 10A, 6A ve 5A'dır. Niye? Çünkü alanlar birbirine eşit ya. Bak, 10 çarpı 3 bölü 2 ile 6 çarpı 5 bölü 2, 5 çarpı 6 bölü 2 birbirine eşit oldu mu? Oldu. O zaman burası 10A, burası 6A, burası da 5A oldu. Zaten bize çevresini vermiş. Çevresi dediğimiz 23A eşittir. Pardon, 16 21A arkadaşlar. Ne eşit? 63'e eşit. A'yı da buradan 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 10A olduğundan dolayı A da 3 olduğundan cevapta kaç çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Evet. Böylelikle 40. sorunun cevabını da 30 bulduk arkadaşlar. Ve benzerlik alan ilişkisi kaldı. İsterseniz onu bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Ee, bu dersimizde de güzel şey öğrendik. Ağırlık merkezinde alanda kullanmayı öğrendik. Bir de İçliğe i̇şte çember alan ilişkisini de öğrendik. Ee, ama burada en fazla karşılaşacağınız bence ağırlık merkezi. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda son videoda yani benzerlik alan ilişkisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.